Arkadaşlar Bilgi Ağı kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle papara hesap onayı nasıl yapılır bunu göstereceğim. Öncelikle bunu yine internet sitesi üzerinden yapamıyoruz. Ve telefonumuza papara uygulamasını indirmemiz gerekiyor. Yine burada Google Play veya App Store'dan papara yazıp uygulamayı indiriyorsunuz. Daha sonrasında yine sisteme giriş yapmanız gerekiyor papara uygulamasına telefon numaranızı veya siteye kaydolurken e-posta adresinizi yazıp kayıt işlemini tamamlıyorsunuz. Papara uygulamasına girdiğinizde sağ üstte bulunan yine şurada gördüğünüz gibi hesabım kısmı var. Burada hesap onayı diyor. Onaylı ya da sözleşmeli hesaba geç diyor arkadaşlar. Ona tıklıyorsunuz. Ardından hesap onayı diye bir ekran çıkıyor karşımıza hesabını yalnızca mobil uygulamadan onaylayabilirsin. Uygulama içindeki aşağıdaki adımları takip etmen yeterli diyor. Kimliğin ön ve arka yüzünü yine kameranla tarayıp da onaylayabiliyorsun. Kimlik bilgilerini kontrol ederek yani yazarak da doğrulayabiliyorsun. Canlılık kontrolünden geçerek de yine bu işlemi tamamlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi onaysız hesap ve onaylı hesapta neler yapabilirsiniz? Bunu da söylemek istiyorum. Onaysız hesapta yani onaylamadığınızda para çekemezsiniz, papara karta başvuramazsınız. Ayrıca bakiye limitiniz 1200 TL'dir. Yine bakiye limitiniz onaylı hesapta günlük 50.000 TL. Para çekebilir ve para papara karta başvurabiliyorsunuz. Bu yüzden hesabınızı onaylamanızda fayda var. Zaten uygulama üzerinden bu işlemi onayla dediğinizde karşınıza adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız, kimliğinizin seri numarası gibi gibi detaylar çıkıyor. Devam et diyorsunuz. Onaylanıyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Umarım memnun kalmışsınızdır. Takıldığınız yer olursa size yardımcı olmaya çalışırım arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda papara bilek kart nasıl alınır bunu anlatacağız. Hazırsanız ona geçelim.